Yani Ermenistan barışı geciktirdiği zaman yani Amerika'dan ve Avrupa'dan daha fazla şeyler koparabileceğini zannediyor. Yani dolayısıyla diyor ki yani bakın bize Rusya sahip çıkmadı, işte bölge ülkeleri sahip çıkmadı, gelin siz bize sahip çıkın ve artık siz bu coğrafyada söz sahibi olun diyor. Ama burada Paşinyan özellikle şunu gördü. Yani bu ülkelerin yani Amerika'nın, Avrupa'nın, Fransa'nın kendi çıkarları var ve arabulucu oldukları zaman veya devreye girdikleri zaman Ermenistan'ın çıkarı için değil, menfaati için değil, kendi menfaatleri için müzakereler yapma aşamasına geçiyorlar. Ama orada tabii 3 milyon işte işsiz, fakir, imkanları kısıtlı olan Ermeni nüfus var ve sınırların açılması onlar için çok önemli. Ama diasporada yaşayan Ermenilerin bir eli yağda, bir eli balda, onlar yani Ermenistan realitesini Doğru. görmüyorlar ve onu Doğru. kullanmaya çalışıyorlar. Ama yani Türkiye sınırı açıldığı zaman Ermenistan zenginleşecek. İşte Zengezur açıldığı zaman Ermenistan zenginleşecek. Bu insanlar çok iyi işler bulacaklar. Sosyoekonomik imkanlarını artıracaklar. Ben hani o açıdan bakıldığında sizin de ifade ettiğiniz gibi yani bu diasporaya ya da farklı kaynaklara bırakılırsa Ermenistan'ın aleyhine olacaktır. Paşinyan da bunun fena halde farkındadır ve bir an önce barışa gitmek arayışında bulunmaktadırlar. Ama öte yandan da Amerika ve Fransa bunları serbest bırakmıyor. Gelin bu anlaşmayı yapmayın. Biz size şunları verelim, bunları verelim. Sizi Avrupa Birliği'ne alalım, NATO'ya alalım. Hatta şimdi NATO ile de ciddi bir iletişim içerisine girdiler. Ve bu aslında Ermenistan'ın felaketi olacak. Çünkü yani işte Ukrayna'yı görüyoruz. Gürcistan'ı gördük. Yani şimdi dolayısıyla aslında Ermenistan kendi başına bela alıyor. Yani eğer Amerika ile Avrupa ile ilişkileri geliştirir ve bu anlaşmayı geciktirirse, dolayısıyla Paşinyan bunu biliyor ama kendi halkını anlatma noktasında biraz sıkıntılar var. Demin de ifade edildiği gibi yani halkın aslında bu barışa hazırlanması gerekiyor. Yani kamu diplomasisinin iyi yönetilmesi gerekiyor. Türkiye ile barışılırsa, Azerbaycan'la normalleşilirse bunun Ermenistan halkına getireceği avantajların çok güzel bir şekilde, vazı bir Kesinlikle. şekilde ifade edilmesi gerekiyor. Mesela